Arkadaşlar merhaba. Bugün 29 Mayıs 2023 Pazartesi. Sevgili yol arkadaşım Ali Cenap Bulca ve Ahmet Türkay ile yeni bir maceraya başlıyoruz. Bu sefer istikametimiz Balkan turu olacak. Allah kısmet ederse. Şimdi Ali Cenap'ı aldım Erdemli'den. İleride uygun bir yerde Aydıncık olabilir. Orada bir kamp kuracağız. Yarın sabah Ahmet Türkay ile birlikteyiz kahvaltıda. Onu da alıp artık Çanakkale üzeri Yunanistan atamızın doğduğu yer Makedonya, Selanik. Karadağ, Makedonya, Karadağ, Evet. Hırvatistan, Romanya. Sırbistan, Macaristan, Romanya, Romanya, Macaristan. Bulgaristan. Evet. Turumuz başlasın. Sevgiyle kalın. Sevgiyle kalın. Günaydın dostlar. Balıkesir'den Balya istikametine doğru çıktık. Balkan turunun ilk adımları buralar. Yolda Akbaş köyünün bir levhasını gördük. Köyün kendine has bir müzesi var. Ziyaret edelim dedik. Müze görevlisi hanımefendi bize ilgi gösterdi, kapısını açtı. Kısa bir bilgi alabilir miyiz efendim? Tabii burası yeni alfabeyle eğitime başlayan ilk köy ilkokulu. 1929'da başlıyor burada eğitim. Asıl hikaye aslında 8 Şubat 1923'te. Evet. 1923'te Atatürk ilk yurt içi gezisini Balıkesir'e yapmış. Evet. O tarihte de bu yol üzerinden Balya'ya geçiyor. Balya'ya geçerken burada bir mola veriyor. Köylüyle sohbet ederken köylüye Cumhuriyet'ten bahsediyor. Cumhuriyet'i kuracağız, köylere mektepler yapacağız diye anlatıyor. Evet. Yanında eşi Latife Hanım var. Latife Hanım da diyor ki mektep buraya ne güzel olur. Hayır, Latife Hanım tavsiyesi üzerine buraya yapılıyor okul. Ahmet Ağa'nın önderliğinde, köyün ileri gelenlerinden Ahmet Ağa'nın hani önderliğinde yapılıyor burası. Ve 29'da da eğitim başlıyor. 91 yılında da çocuk az diye kapandı burası. Daha sonra da bu şekilde Türkiye ilerleyen genelinde görece. olduğu gibi bütün köy okullarının Evet, kapandığı gibi evet. burada da maalesef. 91 yılında kapandı. Evet. Bina bir 5-10 sene kendi haline kaldı. Daha sonra da bu şekilde değerlendirildi. Çok güzel müstesna bir örnek olmuş bu. Diğer köylere de örnek olacak şekilde. İlk okullardan bir tanesi diyorsunuz Evet. buraya. Ama çok muhteşem bir yapısı var. Taş bina. Taş bina. Evet, Evet, sonradan mimari evet, özellikleriyle evet, yapılmış. evet, evet, evet. Ve köyün kültürünün tanıtımı için olağanüstü bir düşünce. Emeğe geçenlere teşekkür ediyoruz. Evet, bunu bu hale getiren kişi de Gülay Dayıcan isimli ablamız. Ablamıza da teşekkür Evet, onun ederiz. sayesinde bu Yaşıyorsa şey, evet yaşıyor. Allah sağlık Şükür sıhhat ediyorum versin. kendisine. Çok teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için. Rica ederim. Bunu YouTube'da Ali'nin gezi notlarında yayınlayacağız inşallah. Tamam. Şöyle. Ali'nin gezi notlarından izleyebiliyorsunuz. Ali'nin gezi notları. Bunlar da bu okuldan kalanlar yine. Bu Ta okulda kalan oyunlarını eşyalar. yani Evet. güzel bir şey. Şimdi şu defterleri falan görünce demirbaş şey köy demirbaşları. Değil mi? Köy demirbaş defterleri. Okula ait olan Geçmişine yine. sahip çıkmayan geleceğine Okulun sahip demirbaşları. çıkamaz. Güzel bir bina ve güzel dizayn edilmiş. Harika. Taş bina. Mustafa Kemal Atatürk'ün bir heykelini koymuşlar. İlk gelen Ve o köylü. yıldaki fotoğraf. Burada da köyde üretilen gıda maddeleri. Necmi Önder ve İsmet Türközü. Ya. Vallahi özledik şu eğitim sistemini ya. Vallahi özledik ya. Ney bu şimdi? 38 yılında bir köy okulundan Kıyafetler. Bak bu çocukların hepsinin kıyafeti aynı. Bak zengini belli değil, fakiri belli. Evet.
Şimdi zengin lüks giyiyor. Gençler bilmez eşek semeri. Evet. Onlar da yine o kadın öğretmenleri. Heybe. Yani yaptıkları şeyler. Evet. Kendi maaşlarıyla alıp o ünlükleri bitip giydirmişler çocuklara. Evet. Şimdi çok harika şeyler ya. Yine bir köy odası. Burada Ahmet Abbas'ın atıkçası burada parlamaya önderlik eden ve de bozulu yapımına da yine önderlik eden kişi. Akbaş Köyü'ne gelin, bu müzeyi ziyaret edin. Geçmişinizi hatırlayın. Sevgiler. Arkadaşlar bugün 1 Haziran 2023. Şu anda Türkiye tarafından Yunanistan tarafına geçiş yapıyoruz. Meriç Köprüsü'ndeyiz şu anda. Heyecanlıyız. Evet, köprüyü geçtik meşhur. Türk tarafını aşacağız. Yunan tarafına doğru seyir halindeyiz. Hayırlı yolculuk. Evet. Hepinize. Evet. Balkan erleri. Namus. Doğru. Esas büyük köprü burası. Meriç. Pirinç tarlası ya. Yeni öbür tarlaydı demek ki. Evet, bizim askerimiz. Ya şimdi geçeceğiz. Askerimiz burada. Yunan tarafına gidiyoruz ve kapatıyorum. Şu anda Yunanistan topraklarındayız. Kapıdan çıktık. Tırlar sağlı sollu bekliyor. Gümrük için. Şu yola girecektik ya. Hedef. Benim dediğim yer önde. Doğruymuş ya. İnşallah dur oraya bir giriş bulabiliriz. Dede ağacın içindeyiz. Gelibolu'ya gelmişiz. Ben Yunanca adına da söyle onu. Aleksandropoli. Aleksandropoli. Köpek. Arkadaşlar Yunan sınırındayız. Yolda ilginç şeyler gördük. Onun için hemen kayda alıyorum. Milyonlarca çekirge. Milyonlarca çekirge hareket ediyor. Bir yerden bir yere geçiyor ama çoğu da araçlardan ezilmiş. Evet. Çekirge istilası. Yol tamamıyla çekirge. Bizim çekirgeler de orada. Selametle. Dostlar, Selanik'te atamızın huzurundayız. Atamızın 1881 yılında doğduğu evi, müzeyi hep beraber geziyoruz.
düşüne boğacak olan sizdir. Sizlerden çok şey bekliyoruz. Onun manevi çocuklarından küçük mülküyle oynarken gören arkadaşı Hasan Sıkasas olarak şunları yapmıştı. Hayatımı anlatıyor. Yanına girdiğim zaman mülküyü yine büyük adını kuşaklarına ulaştı. Şakalaşıyor olarak. Nur için Beyat Atan. Onun altın saçlarını çekiyor. Bunu yapıyor. Hasan Sıkasas'ı